sonra önümüzdeki hafta maalesef açıkça sizlerle olmayacak. Niye? Çünkü cumartesi gecesi itibariyle RTÜK'ün verdiği 7 gün ekran karartma cezası uygulanacak. İstiyorlar ki bu ekran kapansın, karartsın. Bizler konuşmayalım. Gerçeği dile getirmeyelim. Burada sadece doğruları, haksızlıkları, hukuksuzlukları herhangi bir taraf gözetmeksizin, efendim bu iktidarın işine yarıyor ya da muhalefetin işine yarıyor ya da yaramıyor gibi hiçbir ölçü getirmeksizin sadece gerçeği dile getirmemizi istemiyorlar. İşte biraz önce ilk bölümde de gördünüz. Yani muhalefeti de eleştiriyoruz. Bütün partilerin faaliyetlerini, yaptıklarını ya da yapmadıklarını büyük bir açıklıkla, büyük bir samimi duygularla burada analiz etmeye çalışıyoruz. Ama iktidar bizim bu analizlerimizden, bu yorumlarımızdan çok rahatsız oluyor. İstiyor ki ekonomik yıkım konuşulmasın, istiyor ki ülkenin üstüne çöktükleri bu hukuksuzluklar, bu ekonomi politik, bu kamu kaynaklarının yağmalanması, bu servet transferleri, bu bulut gibi üzerimize çöktükleri bu vergiler, bu zamlar, bunların hiçbirisi dile getirilmesin. Adeta dikensiz bir gül bahçesinde iktidarlarını sürdürsünler. Bakın, Merdan Yanardağ'ın bir ironi içeren, Galip Ensari oğlunun aslında sözlerini eleştirerek bunun üzerine bir yorum olarak ortaya koyduğu görüşlerinden böyle cımbızlayarak montaj bir bölüm oluşturup hem kendisini tutukladılar, hala 37 gündür cezaevinde, hem o yayın üzerinden 7 gün bu ekranı karartma cezasıyla karşı karşıya bıraktılar. İdare Mahkemesi son derece hepimizi sevindiren, adeta içimizde bir umut ışığı yakan bir karar ile yürütmesini durdurmuştu. Çünkü bu kararın uygulanması halinde telafisi imkansız zararlar doğacaktı. Ve işlem açıkça hukuka aykırı idi. Evet, o kararın, yani bu ekran karartma cezasının yürütmesini durduran aynı mahkeme 2 hafta sonra o verdiği yürütmeyi durdurma kararını birdenbire kaldırdı. Kaldırma gerekçesi, efendim dedi ki RTÜK böyle bir karar vermeye yetkilidir. Elbette yetkilidir. Yetkisiz bir karar verdiğinden bahsetmiyoruz ki. Biz yetkisinin hukuka aykırı olarak kullanıldığını, verilen kararın hukuka aykırı olduğunu söylüyoruz. Üstelik ya pazar gününden itibaren 7 gün geçtikten sonra siz o kararı iptal etseniz ne olur, artık etmeseniz ne olur? Biz buna hukukta uygulanmakla etkisi tükenen kararlar deriz. Örneğin belediye bir bina için yıkma kararı verir. Mahkemeye başvurduğunuzda dersiniz ki ya bunu durdur, bu hukuksuz. Eğer bunu durdurmazsan bina yıkılacak. Eğer mahkeme yürütmeyi durdurmazsa o bina yıkılır. Ya ondan sonra sizin açacağınız davanın hukuki faydası nedir ki? Kazansanız ne olacak? Binanız gitmiş. Bu da öyledir. Ama buna rağmen bunu verdiler. Hem de RTÜK halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi bir burada suç yarattı. Bakın Merdan Yanardağ hakkında aynı yayındaki aynı sözlerinden, yani RTÜK'ün cezasına temel teşkil eden o açıklamalarından dolayı savcılık halkı kin ve düşmanlığa tahrik diye bir suç bulmadı. Suç ve suçluyu övme dedi. Terör örgütü propagandası dedi. Ayrıca tartışırız bunların yersiz olduğunu. Ama savcılığın bile bulmadığı, yani adli kolluk makamının bile görmediği, üstelik dava açmadığı bir eylemden dolayı, bir suçtan dolayı RTÜK kanala 7 gün kapatma cezası verdi. Böyle bir suç yarattı. Yani bir yetki gaspı, bir görev gaspı içerisine girdi. Kendisini yargı organı yerine koydu. Adeta bir suç yarattı. Niye? Çünkü bu kanal hakkında daha önce halkı kin ve düşmanlığa sevkten, tahrikten bir ceza verilmişti.
bunu ikinci ceza olarak uyguladı. Ve planı mı var diyorsun? Evet. Aynı maddeden bir ceza daha verir ise bu ekran komple kararacak. Kötü niyet demek bu ya. Lisansı iptal edilecek, Tele 1 yayınlarına son vermek zorunda kalacak. Götürmek istedikleri yer burası. Bu hukuk ile izah edilemez. Bu ülkenin ya hukukunu yerle bir ettiniz. Bu ülkenin hukukunu siyasal amaçlar doğrultusunda kullanmaktan hiç çekinmediniz. Yargıyı bir siyasi uzvunuz, organınız haline getirdiniz. Bunu biliyoruz. Ama bir avuç kalmış, bir elin parmaklarını geçmeyen bu yayın organlarına bu yaptığınız, şimdi kelimelerimi sezerek söylemeye çalışıyorum çok da fazla yükselmeden. Çünkü bizi izliyorlar. Her beyanımızdan yeni bir ceza, yeni bir suç yaratma peşinde oldukları için ama bu kötülüğü Tele 1'e değil, Tele 1 üzerinden 84 milyona yapıyorsunuz. Biz burada halkın sesiyiz, biz onların vicdanıyız. Biz onların söylemek istediklerini dile getirenleriz. Biz onların tercümanlarıyız. Bizi susturmak demek sizi susturmak. Onun için buna siz de sessiz kalmayın. Tele 1'in 7 gün kapatılması, Açıkça'nın önümüzdeki hafta örneğin bir Açıkça konuşamayacak olması, bu tartışmaları, bu yorumları yapamayacak olmamız bizden çok size yönelik bir ceza. Merdan Yanardağ 37 gündür tutuklu. Can Atalay 3 aydır anayasa ihlal edilerek, bir anayasa suçu işlenerek içeride tutulmaya devam ediliyor. 28 Şubat mağduru generaller adeta ölüme terk edilmiş bir durumda, hukuksuz bir şekilde, bakın hukuksuz bir şekilde, haklarında adli tıp raporları olmasına rağmen tıbben içeride kalmaları, sakıncalı olmasına yönelik kararlar verilmiş olmasına rağmen içerideler. Ama domuz bağcı, evet. Hizbullah militanını çıkarmak, evet, var. Şimdi önce bir Tele 1 üzerinden yürütülen, Merdan Yanardağ ve Tele 1 üzerinden yürütülen bu hukuksuzluğa dair yorumlarınızı alacağım. Sonra Barış Pehlivan için ayrı bir pencere açacağım. Ya şimdi tabii işin doğrusu tabii Merdan Yanardağ'la ilgili 37 gündür